bu olayların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Türkiye'de şu an Ergenekon süreci Suriye'deki YPG adı altında Amerika'nın ve İsrail'in oluşturmak istediği yapıdan bağımsız değildir. Değil tabii canım. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Dünyanın en güçlü ordularının başında Türk Silahlı Kuvvetleri gelir, Mehmetçiğimiz gelir. Şimdi biz öyle yaptık ki kendi elimizden kendimizi harakiri yaptık. Bu ülkede yıllarca sözde din adına Amerikan menfaatleri için devlete küfredildi, askere küfredildi. Şimdi senin küfrettiğin, sövdüğün asker bugün senin namusunu kurtarmak için orada. Vatanını kurtarmak için orada, dinini kurtarmak için orada. Niye orada? Bu evlatlar kim? Yıllarca Amerika adına küfrettiğin, kafir dediğin, işte bilmem ne dediğin insanlar. İşte bunlar senin evlat, bizim evlatlarımız. Şimdi uçaklarımız olmasa bizim. Ne yapacağız? Bugün bakıyorum internette anlatılıyor. 20 metre aşağı iniyor. Türk uçağı 20 metre mesafeden. Dünyada örneği yok. Giriyor, evet, bombardıman yani atıyor. Peki şey. Şimdi bu evlatlarımızı kim tarumar etti, darmadağın etti? Hangi süreçte yapıldı? Onlar edilirken de hükümet bugünkü siyasal iktidar seyretmedi mi? Etti. Yani şimdi etti, neden sonra fark edildi? O ayrı bir bu şey. Bu FETÖ yapılanması, terör yapılanmasının buraların içine girmesi, gerçek vatan evlatlarının burada harcanmasına siyasi iktidar ses çıkarmadı. Seyretti. En son olay geldi. Patladı. Şimdi sonra bir 15 Temmuz süreci yaşadık. 15 Temmuz sürecinden sonra efendim bu darbe kalkışmasını yapan terör örgütü FETÖ'nün yanında öyle bir anlayış çıktı ki sanki bu Türk askerinin yaptığı bir yanlışmış gibi kamuoyuna oluşturuldu. Şimdi bakıyoruz ki siyasetin yıllardan beri yapa geldiği yanlışların bütün tamamını temizlemek için bugün Türk Silahlı Kuvvetleri oradadır. Mehmetçiğimiz oradadır. Bizim vatanımız için, namusumuz için, dinimiz için oradadır. Ama şunu unutmayalım. Siz 30 yıl dediniz. Yani ben bugün arkadaşlarla konuşuyordum. Yani en az 5-10 sene diye ben kafamda düşünüyordum. 30 yıl. 30 yıl. Çok, çok açık, yani çok net. Hesap çünkü, çok net. Bundan sonra siz Afrin'e geldiğinizde neyle karşılaşacaksınız? Halkı kalkan etmiş bir terör grubuyla karşılaşacaksınız. Bunu görmemiz lazım. Bu öyle dünden bugüne bitecek bir olay değil. Ama geçen hafta tekrar ettiğimiz bir cümleyi altını tekrar ederim. Eğer Türkiye burada kalıcı bir başarı istiyorsa bunun olmazsa olmaz iki tane altın kuralı var. Bunlardan birincisi Esad'dan yeniden. Efendim tartışmasız o. Esad'la masaya geleceksin. 2004 Suriye ayarlarına dönmemiz lazım. Efendim Suriye devletiyle muhatap olarak masaya oturacaksınız. Esad'la el sıkışacaksınız. Yani Tayyip Bey egosunu mu kırmak denir onun adına? Yani nasıl bir şey denir onu bilmiyorum. Onun hani psikolojik bir tabiri olması lazım. Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı. Onu kırarak, ben ona ego kırılması diyeyim, egosunu kırarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları için o masaya onunla gelmek zorunda. Artık gelinen nokta bu. Zaten yanlış baştan yapıldı. Oraya geriye dönülmek durumunda, o ilk günlerine dönülecek. Yani en azından 2011'in öncesine dönülecek. Yani en azından. Ben 2004 hocam. Hayır diyorum ya, en azından.